Ağustos'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa Boyacıoğlu olacak bizimle. Subaşı Gümrük Müşavirliği Genel Müdür. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Gizem Hanım, hoş bulduk. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Mustafa Bey, isterseniz öncelikle son dış ticaret rakamlarıyla genel olarak başlayalım. Şimdi Türkiye'de zaten dış ticaret açığı giderek artıyor. Bu ihracattaki sıkıntıdan ziyade tabii ithalatın fiyatı artıyor, emtia fiyatlarının artması. Ama yeni bir gündemde şu, acaba korumacı önlemler gelir mi? Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra işte önce tarım emtialarına ilişkin endişe arttı. Sonrasında da sanayi metalleri, işte gümrük vergileri. Nasıl görüyorsunuz savaş sonrasındaki dış ticaret dengelerini, özellikle çevre pazarlarda ve oradaki vergi uygulamalarını? Öncelikle bir dış ticaret rakamlarını şöyle bir hatırlayalım. 2022 yılı ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda ihracatımız %20 seviyelerinde artışla 60.3 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. İthalatımız ise %42 seviyelerinde artışla 86.7 milyar dolar seviyelerine geldi. Bu geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre oranladığımızda ihracat ithalatı karşılama oranı %81 seviyelerinden %70'leri de altına gelerek %69.6 seviyelerinde gerçekleşti. Ben burada biraz da özellikle en büyük ticaret partnerimiz Avrupa Birliği ve bu enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak İthalatçı ülkeler bazında liderliği kim almış, onu da rakamlarla biraz da aktarmak isterim. Avrupa Birliği'nde 2021 yılında 93 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 85 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmişiz. Ve bu bizim ihracatın ithalat karşılama oranı %109, 8 milyar dolarlık bir artı vermişiz. Rusya'ya baktığımızda 2021 yılında 5.8 milyar dolar seviyelerinde ihracata karşılık yaklaşık 29 milyar dolar seviyesinde bir ithalat gerçekleştirmişiz. İhracat ithalat karşılama oranı %20. Aynı rasyolara ilk çeyrek olarak baktığımızda Avrupa Birliği ile ilgili ilk çeyrek ihracatımızda inanılmaz bir artış gözlemliyoruz. 3.5 milyar dolar seviyelerinde bir dış ticaret fazlası vermişiz. Rusya'da ise tam tersi, bir önceki çeyreğe göre 6 milyar dolar olan ithalatımız 12.6 milyar dolar seviyelerine çıkmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı %10'un da altlarına kadar gerilemiş. Bu tablo maalesef enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bozulmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki Mustafa Bey, az önce bahsettiğimiz vergi uygulamaları, buna ilişkin görüşleriniz ne? Mesela biz en son Türkiye için işte demir çelik tarafını hala konuşuyoruz. Hem biz içeride bu yönde adımlar atıyoruz, hem de dışarıdaki ülkelerden de korumacı adımlar var. Ya da mesela ham madde tedariğinde sıkıntı yaşadığımız stokçulukla bazen sektör suçlanıyor ama sektör temsilcileri de kabul etmiyor. Mobilyanın girdisi olan işte kereste tarafı var, yine MDF tarafı var. Keza yine tarım emtialarında bazen ihracat yasakları gelebiliyor. O yüzden biraz bunları konuşalım mı? Yani ithalat ya da ihracat yasakları ürüne erişim konusunda ya da fiyatları baskılama konusunda ne kadar etkili oluyor? Ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Fakat iç piyasadaki üretimi de desteklemek için buna benzer daha dinamik yapılar getirildi. Ve burada hızlı karar alma mekanizmasında da örneğin Tarım Bakanlığı yetkilendirildi. Birçok üründe ihracatında kısıtlamalar veya izne bağlanma noktasında adımlar atıldı. Aynı şey ara mamul ürünlerde de geçerli hale geldi. En son MDF'de buna benzer duyduk. Ama bir de şöyle bakmak lazım. Genelde talep geldikten sonra biraz önden yüklemeli ithalatın ister istemez gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun biraz önce açıkladığım Avrupa Birliği'nin olan ihracattaki artışla da çok doğru orantılı bir şekilde açıklayabiliriz. İç piyasadaki fiyat artışlarını bu tarz kısıtlamalarla çok önleyebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bütün dünyada artan bir fiyat artışları söz konusu. Aynı şey gıda için de geçerli, petrol ürünleri, enerji ürünleri için de geçerli. Bu noktada çok fazla bir önlem olacağını düşünmüyorum.
Peki Rusya pazarını biraz daha detaylandıralım isterseniz. Şimdi onu iki taraflı bakıyoruz. Bir elbette Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Belarus bu ülkelerden birçok işte baklagil, tohum, tarım emtiyası ithalatı var. Burada tabii sıkıntılar yaşanıyor tedarikte. Ama bir yandan da bizim için fırsat olan bir konu var ki o da şu. Tabii Rusya'nın giremediği pazarlara bazı ürünlerde acaba Türkiye girebilecek mi diye konuşuyoruz. İşte hazır giyim, tekstil vesaire. Ne derseniz Rusya'nın küresel ticaretten aldığı pay ve bir komşumuz olarak biz ne kadar Rusya'yı dengeleyebiliriz ürün bazlı bakıldığında? Rusya ile ilgili ticarette mesela ithalatta boru hatlarıyla petrol ve gaz akışı olduğu için herhangi bir sorun çıkmadı. Ama ihracatımızda birçok sektör temsilcisi tarafından dile getirildiği üzere lojistik sorunları vardı. Şu an Samsun'dan bir Ruhr hattımız vardı. İkinci hat İstanbul'dan sağlanacak. Burada bir dizi çözüm bekleniyor ama lojistik sorunun tam olarak karşılanması zaman alacak gibi görünüyor. İkinci unsur, bildiğiniz üzere Rusya'ya yoğun batı tarafından yaptırımlar söz konusu. Türkiye'deki yabancı sermaye şirketlerinin de doğrudan bu yaptırımların etkilendiğini ve Rusya ile ticareti sonlandırdığını görüyoruz. Yine önemli gördüğümüz bir engel de Rusya ile ilgili ticarette aktif açılımlarında sorunlar söz konusu. Dolar ile ticarette sorunlar söz konusu. Ruble ile ilgili ticarette de bizim çok fazla miktarda döviz açığımız var. İhracat, ithalat, dış ticaret açığımız var. Dolayısıyla bu sorunun ortadan kalkması da çok zor. Benim daha önemli gördüğüm bir unsur da bu yaptırımların genişletilmesi, Avrupa Birliği ve ABD hazinesinin alacağı ek önlemlerle Türkiye'nin de İran benzeri senaryoda Rusya ile ilgili ticaretinde kısıtlamaların gidilebilme ihtimali çok yüksek görünüyor. Peki devam edelim buradan. Biraz isterseniz bu Amerika hazinesinin ileride alabileceği ek önlemler, yaptırımlar zaten siz de değindiniz ama öte yandan ABD'nin yaptırımlarına ek olarak Türkiye'nin aslında Amerika'yı ne kadar önemli bir pazar olarak gördüğü son dönemde. Yani İngiltere'yi solladı diyoruz. Yani bunu çok fazla yayında dile getiriyorum ama bence ne kadar yüksek sesle söylesek o kadar az. Çünkü Avrupa pazarının riske girdiği Rusya'dan dolayı elbette savaştan dolayı bir dönemde Türkiye'nin Amerika ihracatını artırması çok önemli. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Amerika ile ihracatımızda aslında potansiyel çok yüksek. Bence bir numaraya da hızla yerleşebilir ihracat pazarı noktasında. Yeni doğrudan deniz yolu taşımacılığında hatlar da açıldı. 18 günlük bir süre içerisinde Türkiye'den Amerika'ya sevkiyatın gerçekleştirilebileceğini ve bunun da haftada iki seferle olduğunu biliyoruz. Bu noktada ben ABD'ye olan ihracatımızın dış ticaretimizin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ve orada yine şöyle bir unsur da var. Biz Amerika Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile dış ticarette fazla verme potansiyeline de çok fazlasıyla sahibiz. Sadece biraz kapasite kullanım oranı ile ilgili son dönemde gündeme geldi bildiğiniz üzere. %80'lere ulaştı. En son %9 faizli 100 milyar TL'lik bir kredi tahsisi gerçekleştirecek üreticilerimize. Bunun her yıl artırılarak uygulanması durumunda ben Türkiye'nin esnek üretim kabiliyetleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ile ihracatını artırabileceğini düşünüyorum. Yine lojistikteki tedarik zinciri kırılmalarından kaynaklı bölgesel ticareti de Avrupa Birliği ile yakın ilişkimiz, bölgesel yakınlığımız sayesinde de oradaki ticaretimizin de çok hızlı artabileceğini düşünüyorum. Tabii yeşil mutabakat geçiş sürecini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada 2023'te başlayacak, 2026'ya kadar bir geçiş süreci var. Burada sınırda karbon düzenlemesi mekanizması devreye girecek. Ton başına 80 eurolar seviyesinde vergiler, ilave vergilerin geleceğinden bahsediliyor. Burada yeşil dönüşümü de hızlandırmamız şartıyla. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey değerli katkınız ve analizleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, buradan gidiyoruz. Kıdemli